cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususları anlatmıştık. Ve bununla ilgili harf talimini bir önceki sayfemizde yapmıştık. Ancak ince bir harften kalın bir harfe, kalın bir harften de ince bir harfe cezimli bağlantılarda sıkıntımızı gördük. Öyleyse bu noktaya tahşidat yapmamız gerekiyor ki bu hatamız büyümeden, yayılmadan, yerleşmeden şimdiden harf taliminde bunu önlemiş olabilelim. Bu tablomuzda beşerli gruplar halinde harflerin taksim edildiğini görüyorsunuz. Ben de o şekilde beşerli gruplar halinde sağ tarafta bulunan ince harfleri, sol tarafta bulunan kalın harflere üç hareket ile bağlayarak okuyorum el ih uh bah bih duh tah tih tuh sah sih fuh aynı harfleri bir de gayn harfine bağlıyorum el Eu. Eu. Bel. Bil. Bil. Tel. Til. Tu. Sel. Sil. Su. Gel. Gil. you Dikkat ederseniz hiçbirisinde ince harfin inceliğini ihlal etmedim. Yani av, ba tav şeklinde sonraki cezimli gayn harfinin kalınlığını ince harflere transfer etmeden inceyi ince, kalını da kalın olarak telaffuz ettim. Sizler de aynı şekilde dikkat ederek telaffuz etmeye çalışın. Şimdi Aynı harfleri bir de tersinden birbirine bağlayacağım. Yani kalın harfleri, bu iki kalın harfi karşısında olan bu beş ince harfe üç harekeyle bağlayarak okuyacağım. ha Hı, H, H, Hıt, hıt, has, hıt, hıt, hıncı, hıncı, hıncı. Şimdi gayın harfini bağlıyorum. O, oy, o, o, Obe. غيب غب غت غيت غت غث غيث غث غج غيج غج حق حق, حق, حق

Aynı harfleri şimdi sad harfine bağlıyorum. Hels Hils, Huls Dels Dels Duls Dels Vels Vels Vuls zels zils zuls sels sins şuls şimdi aynı şekilde bu sefer kalın harfleri karşısındaki beş ince harfe bağlıyorum üç hareke ile قاح قيح قوح قاد قيد قود قاز قيز قوذ قاز قيز قوذ قاس قيس قوس صاح صيح صح صد صيد صد صاذ صيذ Suz, saz, sız, suz, saz, sız, suz. Dikkat ettiğiniz gibi yine aynı şekilde hiçbirinde inceden kalını, kalından inceyi etkilendirmeden okudum. Kalından inceye geçerken, mesela af harfini sin harfine tutarken, as demedim. Kız, kız demedim. Uz demedim. Af kalın, sin ince. Bunu yapamayan kardeşlerimiz şöyle bir metod ile muvaffak olabilirler. İlk önce ince bir harfi bağlarlar, inceliği tespit ederler. Sonra mesela sin harfinin inceliğine dokunmadan e, o ince harfin yerine kalın bir harfi koyarlar. İnşallah muvaffak olurlar. Şu şekilde, mesela hemze, es, es, es diyoruz, sine dokunmuyoruz. ...sonra hemzeyi kaldırıyoruz... ...yerine kalın bir harf koyuyoruz... ...koyuyoruz... ...oas oluyor. Üç kere... ...es, es, es... ...oas... ...dördüncüsünde kalın bir harfi koyarak... E, ...kulağımızda olan o inceliği... ...muhafaza etmek suretiyle... E, ...kalın bağlıyoruz. Üç kere... ...es, es, es sinin inceliğine halel getirmeden oas bir daha yapıyorum. Es, 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 oas. Yine aynı şekilde ince bir harfi kalın bir harfe bağlarken de bu sefer her ikisini kalın yapabiliriz. Mesela del harfini sada bağlayalım. Bir türlü muvaffak olamıyoruz. Des oluyor. Yani sat inceliyor. Bunu düzeltmenin de yolu yine aynı metod ile e, kalın bir harfi sada bağlamaya deneyeceğiz. E, o. Os. 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 sadın kalınlığına dokunmadan. Dels. Bir daha yapıyorum. Os. 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 Dels. Bir daha. Os. Os. Qas, sada dokunmadan kanınlığına, halal getirmeden dels şeklinde muvaffak olabilirsiniz. Şel, şil, şul, el, il, il, fel, fil, Film Kem. Kim Kum Lom Lim Lum Aynı beş harfi şimdi Do harfine bağlıyorum. Üç harekeyle. Şeytu Şeytu to alto, ito to feto, Finto to to Quinto to Lento limpo, luto. Şimdi kalın harfleri ince harflere bağlıyorum. Laş, lış, lış, la, lıya, lır, laf, lıf, Luf. Luk. 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 Lul. Zıl Lul. Lul. Şimdi ta harfini bağlıyorum. Taş. Bu Taş.

tal tal bun yine aynı şekilde dikkat ettiyseniz inceden kalını, kalından inceyi etkilendirmeden inceyi ince, kalını da kalın olarak telaffuz ettim. Siz de buna gayret edin. Şayet bu yeterli çalışmayı bu sahifelerde harf talimi olarak yapmazsak tilavette sıkıntı çekeriz. Burada ''Tal'' şeklinde ta harfinden lem harfine cezimli bağlantıda ince geçmeye muvaffak olacağız ki yarın Fatiha-i Şerife'yi okurken e, sıratal müstakim demeyelim. Sıratal müstakim diye o hatalı okuyuşun kaynağı bu sayfenin, bu harf taliminin yeteri kadar yapılmamasından kaynaklanıyor. Onun için mümkün mertebe acele etmeden meleke haline gelecek kadar gelene kadar mutlaka bu harf talimlerini e, devamlı tekrar edelim. Dilimizde bir bakıma işte peleseng olsun yani bir bakıma virdi zebanımız olsun. Tol toil tol <tül> talimini doğru yaparsak inşallah tilavetimizde de Buradan kaynaklanan hatalar olmaz. O da sahih hale gelir. Mev Miv Muv Doğru telaffuz budur. Mav Mız Muv Bu hatalı telaffuzdur. Çünkü üç mimi de kalın yaptı. Dikkat edeyim derken Mez, miz, muz. Bu sefer z harfini incelttim. Mimi ince yapacağım diye mimin inceliğini z harfine transfer ettim. Zele döndü. Doğruyu bir daha telaffuz ediyorum. Mez, miz, muz. Burada bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu ince kalın ayrımına dikkat ederken mim ile... Z harfinin arası açılmaması gerekiyor. Açılırsa met oluşur. Bazen bu manaya halel verir. Yani mev, mil, mül şeklinde sündürmeden, met oluşturmadan telaffuz etmemiz gerekiyor. Mel, mil, mül şeklinde. Diğer harfe geçiyorum. Nel, Nil Nil Well Will Will Hell Hill Hill Yell Yill Yull Yarın Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken yazlimun kelimesi geldi. Ee, i̇şte bu şekilde okursanız hatalı olmuş olur. Ne hatamız? Yazlimun dedim. Y harfini kalın okudu. Halbuki Y harfi ince bir harfti. Peki bu hata nereden kaynaklandı? Bu sayfede harf tarihi kısmında o dersimizde acele etmem. Yani meleke haline getirmeden diğer sayfaya geçmiş olmam. Öyleyse hiç acele etmeyelim. Meleke haline gelene kadar, getirene kadar bu harf talimine devam edelim. En büyük tahşidatı burada yapalım. yapalım. Ta ki, ta ki dilimiz ona alışsın ve ileride yazlimu kelimesini her gördüğümüzde yav diye okumadan doğrusunu yazlimu diye okuyabilelim. Şimdi tersinden okuyorum. Lan, zım, lun. Doğrusu bu. Yoksa zam, zım, lum. Mim'i kalınlaştırmak doğru değil. Va va zam. Eğer yapamıyorsak zel harfine döndürelim. Zem, zem, zem üç kere tekrar edelim. İnce mimi bulalım. Zem, zem, zem. Dördüncüsünde vam Mimin ince eline halel getirmeden bir de onu za harfine, kalın olan za harfine bağlayalım. Bir daha zem, zem, zem. zan zem, zem, zem. Bakın mimin inceliğine halel getirmeden okuyorum. Zan, zin, Lun Yoksa zan, zım, Lum şeklinde nunu kalın okumak yok. Zav, zayu, zu. во вы, ло. Вай, вы, ло.